Sultan Gazi Esentepe Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Polat,
Kentlerli Dere Derneği Başkanı Faruk Kılıç, Sarıkaya Dernek Başkan Vekili Vahdettin Karadağ, Radar Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Baykut ve şu an aramızda bulunan sizlerle yer geldiler. İsmini yazdırmayan aramızda bulunan herkese yer geldiler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğimiz adına. Bu güzel Ramazan gününde iftar soframızı onurlandıran bütün konuklarımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu anlamlı geceye konuşmalarıyla değer katacak olan siz değerli konuklarımız konuşmalarını yapmadan önce bu mübarek günde yediğimiz bu güzel nimetlere bizlere rızık ihsan eden Yüce Allah'a hamd etmek üzere çok değerli Gergel Müftümüz Sayın Harun Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum duamızı etmek için. Mikrofona davet ediyorum. 1998 yılından bu yana en büyük ideallerimizden biri de Gergel'de bir iftar sofrası kurmaktı. Toprağından, ocağından ayrılmış, bizler gibi başka şehirlerde yaşayan ama yüreği sizlerle burada olan hemşehrilerimizle birlikte Gergel'de yaşayan akrabalarımız, komşu kardeş lerimizle birlikte bir araya gelip bir sofrada ekmeği paylaşmak arzusuydu. Bunu gerçekleştirmek de bugüne nasip oldu. Şükürler olsun bugün burada olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Ben Gergeller Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter Saime Oğuzhan. Aranızda olmaktan ve bu mutlu günün takdimini yapmaktan onur duyuyorum. Herkesi bir kez daha özlemle, sevgiyle selamladıktan sonra bu akşamın heyecanını size daha etkili biçimde yansıtacak olan dernek başkanım Avukat Ali Acar Bey'i mikrofona davet ediyorum. Bu anlamlı günle ilgili konuşmalarını yapmak üzere. Değerli valim, sevgili İlçe başkanlarım, değerli kaymakamım, sevgili belediye başkanlarım, değerli halkımız, bu Gergel'de Gersoyların birincisi düzenlediğine iftar yemeğine katılarak bize güç verdiğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Tabii bu Ramazan vesilesiyle sizlerin aranızda bulunuyoruz. Gergeller Derneği olarak 16 yıllık bir dernek. Bu toplumsal ve sosyal faaliyetlerimizden birisini de sizlerle bir arada asli sahiplerimiz olarak sizlere dokunmak istedik. Buradan sizlere gerçekten yönetim olarak müteşekkiriz. Böyle bir güzel organizasyonu bir hafta önceden organize eden değerli yönetim kurulu üyelerimizi buraya davet etmek istiyorum. Şayet buradalarsa herkesi buraya davet edip sizlere tanıştırmak istiyorum. Bu gerçekten bireyin tek yapacağı bir şey değil. Bu Gergel'in sesi, Gergel'in gücü. Siz de bu gücü bize kattığınız için gerçekten şükranlarımızı sunuyoruz. Biz göreve gelir gelmez biz Gergel için neler yapabiliriz, ne yapabiliriz şiarıyla bir görev yürütüyoruz. Buradan sizlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Sizler ses verdikçe biz de ses vermeye devam edeceğiz bu uğurda. Gerçekten dediğim gibi 400 burs veren bir dernek. Burada bu şu anda önünde bulunduğumuz çok programlı liseyi derneğimizin omuzuyla, güç vermesiyle Gergel'e kazandırılan bir yapı. Yakın zamanda inşallah TOKİ büyük bir destekle TOKİ projesi faaliyete geçecek. Bu da bütün iş adamlarımızın desteğiyle burada bir duruş sergiliyoruz. Biz sizler ses verdikçe biz sesimiz olmaya devam edeceğiz. Tabii biliyorsunuz Gergel çıkmaz bir yol.
Değerli vekillerimiz burada. Değerli mülki amirlerimiz burada. Bizlere dokunmalarını, Gerger'in İstanbul'da bu kadar sahiplenmesi, onların da bize sahiplenmesini istiyoruz. Yolumuz yok, suyumuz yok. Bu arada biraz önce vekilimizle konuştuk. Bu acemi birlikleri var. Burada Gerger'e böyle bir projeyi sunarlarsa Gerger'e büyük bir katkı sunacaklarını söyledim. O da tebessüm ederek neden olmasın söyledi. İnşallah Gerger'e gerçekten bireyin STK'larından çok devletin buraya el atması gerekiyor. Şayet devlet el atarsa STK'lar zaten kendisi geleceklerdir. Bugün 2 yıllık fakülte dinlendiriliyor Gerger'de. Biz yaklaşık 2-3 gündür Gerger çarşısındayız. Ciddi bir potansiyel var. Ciddi bir gençlik var. Bu gençliği istihdam edecek yöneticilerimizden destek istiyoruz. Biz de Gergerler olarak ve İstanbul'da olan iş adamları olarak buradan onlara her türlü taahhüdü veriyoruz. Biz Gerger için ne gerekiyorsa biz bunu yapmaya hazırız. Bize bugüne, bugünü sizlere resmeden değerli yönetim kurulu üyelerimizi size tanıtmak istiyorum. Mustafa Karahan, Hamza Üzer, Hüseyin Acar, Sait Kaymaz, Ramazan Saman, İrfan Çelik, Süleyman Demir, Mahmut Özdemir, Saime Oğuzhan, Hacı Deniz Beyefendi. Bunlar bizim şu anda buraya bayram vesilesiyle birçokları gelemediler. Sağ olsunlar, onlar bize burada destek verdiler ve size bu organizasyonu düzenleme fırsatını verdiler. Bizleri kırmayıp gelen sizleri cani yönünden kutluyorum. Biz yakın zamanda bir federasyon oluşturduk. Gergerler Federasyonu. 11 derneğin katkı verdiği bir federasyon. Belki kitapçığımız da önünüzdedir. Oradan da görme fırsatını bulursunuz. Onların vesilesiyle, onların dokunmasıyla bu toplulukları biz daha güçlü toplayacağımızı düşünüyoruz. Buraya gelerek, emek vererek amaç bir çorba yemek değildi. Sizlerle tanış olmaktı. Sizler bunu sağladınız bizlere. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Şükranlarımı sunuyoruz. Başkanımız Avukat Ali Acar'a çok teşekkür ediyoruz bu anlamlı güzel konuşması için. Evet, aramızda çok değerli vekillerimiz var. Şimdi sırasıyla sayın vekillerime konuşmalarını yapmak üzere davet edeceğim. Sayın Murtaza Yetiş, Adıyaman Milletvekilimiz, Sayın Murtaza Yetiş'i bugünün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Valim, çok değerli Gergerli hemşerilerim, hepinizi selamla, muhabbetle, en derin selamlıyorum. Ramazan'ın sonuna geldik. Bu Ramazan özellikle dünyada başta Mısır olmak üzere değişik coğrafyalardaki kardeşlerimiz açısından çok sıkıntılı geçti. Ve o ülkelerde Suriye'de, Mısır'da, Arakan'da buradaki Müslümanların da gözü kulağı hep Türkiye'de. Sizler değil, bizler değil. Ümit ediyoruz ki aramızdaki birliğin, beraberliğin, kardeşliğin artmasıyla, daha bir derinleşmesiyle, daha bir coşku almasıyla, heyecanlanmasıyla birlikte bu ülke yarınlara daha güçlü, daha özgür, daha müreffeh, demokrasisini ciddi anlamda genişletmiş ve milletinden aldığı iradeyi bütün gücüyle ortaya koyabilen güçlü bir iktidarla beraber sadece bu ülkenin değil, bütün dünya Müslümanların da, hatta yeryüzünün adalet arayan bütün mağdurlarının ve bütün mahrumlarının sesi olacaktır. Buradan Gerger insanının o yiğit, civanmert, diğergan, fedakar, hakikaten sevdiği için, sevdiği insan için her şeyini feda eden o yüreğine saygı duyarak tekrar Gersoy'dan başkanımıza, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ve burada sizlerle birlikte olmaktan mutlu olduğumu tekrar ifade ederek hepinize saygılar sunuyorum.
gelecek bayramımızı da şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli milletvekillerimiz, Gersoy Derneğimizin muhterem başkanı, meslektaşımız Ali Acar Bey, Cumhuriyet Halk Partimizin ve AK Partimizin muhterem il başkanları, belediye başkanlarımız, muhterem gergerliler, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve bütün Müslümanların üzerine olsun. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Allah kabul etsin. Sayın Kaymakamım, saygıdeğer gergerli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, Gersoy Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu iftar programına hepiniz hoş geldiniz diyor. Hepinize en kalbi duygularımla selam ve saygılarımı sunuyorum. Bugün Gerger'de çok farklı bir gün yaşıyoruz. Gerger'de bir heyecan var, bir şehir kültüründen etkilenmenin vermiş olduğu bir eylem var. Ben başta Gersoy Derneği'nin başkanını, yönetim kurulu üyelerini ve bütün gergerleri tebrik ediyorum. Adıyaman'da herhalde sanıyorum ilk defa böyle bu kadar büyük bir organizasyonu başardıkları için kendilerini tebrik ediyorum. Ramazan'ın son günlerine gelmeye başladık. Hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. 2 gün sonra kutlayacağımız Ramazan bayramlarınızı da tebrik ediyorum. Ramazan ayının ve bayramımızın ülkemize, milletimize, devletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Ama bir şey de belirtmeden geçmeyeceğim. Gerger'de birlik ve beraberliği sağlamamız lazım. Huzuru sağlamamız lazım. Herkesten rica ediyorum lütfen. Herkes kendisinin üzerine düşen görevi yapsın. Bugünkü bu yemek bir adımdı. Birlik ve beraberlik için, huzur için bir adımdı. Hep beraber inşallah kısmet olursa bu huzuru da sağlayacağız. İlçemizin önündeki bu olan engeli de aşmış olacağız. Hepinize hayırlı akşamlar dilerken en kalbi duygularla tekrar selam ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Dağılma olduğu için valimize mikrofonu verdik. Aslında valiyi en son mikrofon uzatmayı düşünüyorduk. Değerli il başkanları aramızda AK Parti il başkanı Halil Fırat'ı da kürsüye almak istiyoruz. Milletvekilleri, belediye başkanım, ilçe başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı, sayın kaymakamım, değerli gergerli hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz Ramazan ayının sonuna geldik. Ramazan ayımızın hepinizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kadir gecesini geçirdik. Önümüzde Ramazan bayramımız var. Hepinizin Ramazan bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Ramazanımızın, Ramazan bayramımızın tüm Müslüman alemine, gergerimize, memleketimize ve Türkiye'mize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada da kardeşlik, barış ve huzur ortamı oluşmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii ki bugün gerçekten dernek olarak biz heyecanlıyız. Konuşmamın başında da demiştim. Sayın Valim, değerli milletvekillerimiz, çok değerli belediye başkanımız, sayın kaymakamlarımız, AK Parti il başkanı, ilçe başkanlarımız ve çok değerli Gerger halkı. Bu mübarek Ramazan gününde böyle güzel bir iftar organizasyonunda bizleri bir araya getirdiği için Gersoy Der Başkanı Sayın Ali Acak ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Mübarek Ramazan ayının Türk ülkemize ve tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Genel yönetmeni ve ekibine buradan selamlar. Size hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyduk. Bir dahaki Ramazan aylarında inşallah tekrardan birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz. Tekrar tuttuğumuz oruçlar kabul olması için dualarımızı esirgemiyoruz. Hoşça kalın. Salli alayya Rabbi.
olmuyor. Bir çaba değil. Biraz da gireyim. Ayağına sağlık. Programı yoksa orada çay içirebilirim. Hoş geldin ya. Önemli gidelim. Nerede beton? Ya başkan nereye gidiyor? Burada oturun da betonda oturacağız. Değil mi önce? Çay diyorlar. Ben öyle yapıyorum. Çok hoş geldin. Şimdi şu kanalı. Yer geldi. Biraz önce birkaç defa dile getirdim. Düşünün.